Bilgi geldi ama son anda değişebiliyor bilgiler. Hazırsanız Fredrik Mitsu'yu konuşalım. Fredrik Mitsu ile ilgili daha detaylı böyle bir inceleme yaptım. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Fredrik Mitsu 28 yaşında Galatasaray'ın bir oyuncuyla anlaştığı konuşuluyor. Norveçli bir oyuncu. Merkez orta saha pozisyonda oynuyor. AZ Alkmaar'ın futbolcusu. 6 numarada da oynayabilen bir isim ama bence 6 numara yapamaz. Hele Türkiye Ligi'nde 6 numara pozisyonda oynayabileceğini pek düşünmüyorum. Yumuşak kalır diye düşünüyorum. Bunu eklemiş olalım. Esas pozisyonu 8 numara. Burada görüyorsunuz oynadığı takımları. Daha çok Norveç Ligi, son olarak da AZ Alkmaar'da oynuyor. AZ Alkmaar'da da böyle çok üst seviye, çok üst level bir performans ortaya koyabilmiş değil. 41 maç totalde geçen sezonki performansı, 28'i lig karşılaşması bunun. 41 maç ve sadece 6 asist yapabilmiş ki oynadığı pozisyon itibariyle gol katkısı da verebilmesi lazım. O gol katkısını üstelik Hollanda Ligi gibi yumuşak bir ligde maalesef pek verememiş. 42 maçın 42'sinde de sevgili arkadaşlar merkez orta saha oynamış. Yani 6 numaraya hiç çekmemişler. 6 numarada denemeyi, oynatmayı hiç düşünmemişler Fredrik Mitsu'da. Bunu da yine bilgi olarak geçelim. Son reytinglerini görüyorsunuz. SofaScore'dan alıyoruz bunu. Hollanda Ligi'nde son reytingleri. Mesela Ajax karşısında 6.4 reytingde oynamış. Utrecht'te 7.9 reytingde oynamış. Wolvic'te 7.2. Yani şurada iyi reytingler yakalamış. Eredivisie'nin toplam reytingi 32 maçta 6.99 reyting. UEFA Konferans Ligi'nde 7 reyting, 7.06 ve Kenby Beaker'da 2 maç 7.35 reyting yakalamış. Isı haritasını ekranda görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ısı haritasında, pardon küçülttüm. Kritik nokta şu. Şurayı komple koşuyor. Yani iki ceza sahasının önünü kıpkırmızı yapmış. Burada ayak basmadık yer bırakmıyor. Fakat 8 numara pozisyonda oynayan oyuncunun şuralara daha fazla girişler yapmasını beklersiniz, değil mi? Buralara çok giren bir oyuncu maalesef değil. Buralara çok fazla giriş yapmamış sevgili arkadaşlar. Ancak orta sahada rakibi karşılama konusunda koşma, tempo yapma konusunda iyi işler yapmış ama rakip ceza sahası içerisinde pek yok. Kendi ceza sahasına girmiş, oraya yardımlar getirmiş. Şurada stoperlerin önünde iyi işler yapmış ama burada yok sevgili arkadaşlar. Bize buraya girebilen bir 8 numara lazım. 6 numara girmese de olur. 6 numarada oynayan bir oyuncuyu yeri geldiğinde hani defansif yetenekleri çok üst seviyedir, idare edersin ama 8 numara buraya girecek arkadaşlar. Evet. Burada sadece lig istatistikleri alınmış. 29 maç, 29 maçın 28'inde ilk 11'de başlamış. Maç başına 79 dakika sahada kalmış. Haftanın takımına da 2 kez seçilmiş. Gol, asist vesaire yok. Burada çok iyi bir istatistiği yok. Ama şuraya geçelim. Pas verme. Yani ofansif istatistikler bunlar daha çok. Asist, 5 asist yapmış sevgili arkadaşlar. Dokunuşları 65.8 maç içerisinde değil herhalde. Toplam mı bu? Bunu pek anlamadım. Maç başına başarılı pas %79. Güzel. Kendi yarı sahasından başarılı pas %85. Kendi yarı sahasında başarılı pas %85. Diğer yarı sahaya, yani uzun toplar kendi yarı sahasından diğer yarı sahaya yapmış olduğu başarılı pas %72. Başarılı uzun top %47. Bu birazcık düşük bence yani. Yarı yarıya. Yarısı rakibe gitmiş diyebiliriz. Devam edelim. Maç başına top kaybı 1.4. Aşağı yukarı 2 top kaybıyla oynuyor. Yani bu da birazcık sıkıntı değerli arkadaşlar. Şuta neden olan hata yok ama geçen sene gole neden olan bir tane hata yapmış. Gol getiren hata yapmış. Penaltı yaptırmamış. Yani takımın aleyhine bir penaltıya sebebiyet vermemiş. Bu
Burada da son olarak başarılı top sürme vesaire görüyoruz. İkili mücadeleler biraz daha bir tık daha yukarıda olması lazım. %54. Başarılı top sürme %64. Kazanılan hava topu mücadelesi %46. Bu da düşük mesela. Bunun da biraz daha yüksek olması gerekiyor. Buralarda sıkıntı var. Uzun lafın kısası, Frederik Mitsu için en iyimser cümle rol oyuncusu olabilecek bir isim gibi gözüküyor. Rol oyuncusu olmak dışında Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatsın, Galatasaray'ın orta sahasını çok çok yukarılara çeksin, fark yaratsın. Bunları pek isteyebileceğimiz, bekleyebileceğimiz bir oyuncu değil. Ha, kulübeye rotasyona transfer yapılıyorsa ne gerek var kardeşim, bonservis ediyorsun. Böyle binlerce oyuncu var yani. Böyle binlerce oyuncu var. Sen Fernando Lucas Martins'i alsaydın o zaman kulübeye. 1 milyon euro çıkış maddesi vardı. Oyuncu da 1 milyon euro para istiyordu. Neden Fernando Lucas Martins'i almadın? Bana çok mantıklı bir transfer gibi gözükmüyor sevgili arkadaşlar. Açıkçası Frederik Mitsu yerine daha yaratıcı, daha pas kalitesi, asist, sağ görüşü üst seviye olan bir oyuncu almak bana göre daha olumlu, daha iyi olurdu. Uğur Sarıkaya, Sakarya, biz de zaten buna itiraz ediyoruz. Frederik Mitsu zaten rotasyon futbolcu olarak alınıyor. Bence 6 numara iyi bir kalite oyuncu alınacak. Biz rotasyon futbolcusu almak için bonservis mi ödüyoruz? Biz yedek bekleteceğimiz, hamle oyuncusu olarak kullanacağımız bir isme ciddi ciddi bonservis ve oyuncu ciddi bir para mı ödeyeceğiz? Bu nasıl bir mantık arkadaşlar? Bizim alacağımız yabancı oyuncu direkt kadroya girebilecek, rekabet edebilecek bir oyuncu. Hamit Yaldız hoş geldin. Birkaç tane mesaj okuyalım. Ercan Bilim abi, Berkay Özcan'da bir gelişme var mı? Yok. Berkay Özcan'ı niye bize versinler arkadaşlar? Sebebi yani bir yani makul bir teklif yaptık mı biz sizce Berkay Özcan'a? Salih Hasan, iki transferin açıklanmasını bekliyorum. İki transfer. Emrecan, Nadia Amiri bence listemizdeki en yetenekli 10 numara, umarım o gelir. Amiri 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Nadia Amiri. Mitso çok yanlış transfer. Bir işi beceremediler. Kaç ay şimdi panik olarak bu adamı alıyorlar demiş. İnşallah almazlar. Mitso gibi vasat bir futbolcuya Galatasaray'ın paraları neden veriliyor? Neden sokağa atılıyor demiş. Valla bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Frederik Mitso bonservisi elinde boşta olan bir futbolcu olsa tamam gelsin derim. Ama hem bonservis ödeyip hem de böyle vasat istatistikleri olan bir oyuncu transfer etmek Galatasaray'da bence sıkıntı yaratır. Evet. Hüseyin Aktaş orta sahamızda Apia tarzı oyuncu şart bence abi demiş. Yani Apia tabii Apia başka bir seviyeydi. Galatasaray'dayken kendisini çok geliştiremedi. Açıkçası katılıyorum ya. Yani Apia tarzı bir oyuncu alınmalı işte. Onu da bulamıyorsun yani. Okan Buruk ne demişti? Hem böyle güçlü, sert, agresif olsun, tempolu olsun hem de iyi pas yapsın. Oyun kursun istiyoruz. Öyle olunca da fiyat kaç milyon euroya çıkıyor dedi. 50 milyon euroya mı çıkıyor dedi. Öyle bir cümle kurdu Okan Hoca. Maalesef durum bu. Evet. Değerli arkadaşlar, şöyle farklı mesajlara bakıyorum. Evander'i konuştuk. Evander'in gelmesini bekliyoruz. Uyku mahmuru. Misso haberleri üfleme haberdir. Ciddiye almayın. Transferi söz konusu değil. Meşhur Haluk ve Gökhan üflemelerinden bir esinti sadece demiş. Gökhan ve Haluk Dürekli habercilik konusunda çok başarılılar. Ben üfleme haber olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka yani güvenilir kaynaklardan öğrendikleri isimlerdir. Ama Galatasaray taraftarlarının negatif bir şekilde tepki gösterdiği görülürse, Galatasaray taraftarlarının istemediği ortaya çıkarsa, o zaman işte sevgili arkadaşlar bu transferden vazgeçilebilir. Yoksa ben üfleme haber olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Emrecan, like sayımız az Eyüp abi demiş. Kaç bakalım?
425 like sayımız var. 500'ün üzerine çıkartalım. Like sayısını yukarılara doğru çekelim. Evet. Justin Kluivert konusu var mı abi gerçekten? Benim bilgim yok ama sonra burada duyduğum isimleri araştırıyorum, soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bir bilgiye ulaşırsam sizinle de paylaşırım. Tahsin Kutlu, amiri hangi ülke vatandaşı? Almanya olarak bilgi veriliyor ama asıl ülkesi neresi? Çifte vatandaş. Afgan aynı zamanda. Ama Alman milli takımında oynuyor. Öyle. Peki, sevgili arkadaşlar, yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Saat 17'de de inşallah bir aksilik olmazsa Salernitana maçı öncesinde bir canlı yayın yapacağım. O yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.